Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. Bugünkü dersimizde de prizmaların hacimleriyle ilgili konu değerlendirme testini çözeceğiz. Akıllı Matematik Atölyem sayfa 219'dan takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Yanda verilen küpün hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor. Evet, küpün hacmi nasıldı? Şöyle, hacim. Küp. Neydi? A küptü. Ayrıtı uzunluğu 9 santim. O zaman 9'un küpü, o da ne olur? 9 çarpı 9 çarpı 9. 729 santimetre küp olur. Cevabım C şıkkı. Evet, bir sonraki soruya bakalım. Diyor ki, yanda verilen kare prizmanın hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor. Kare prizmanın hacmi, kare prizma hacim. Kare prizmanın hacmi neydi? A kare çarpı H. Tabandaki ayrıntı uzunluğu 6 olduğuna göre 6'nın karesi çarpı yükseklikte 8. Ne olur? 36 çarpı 8. Ne olur o da? 36 ile 8'i çarparsam 6 kere 8 48 elde var. 4, 3 kere 8 24, 4 de elde 28. 288 santimetre küp. Cevabım A şıkkı olacak. Bir sonraki soruya bakalım. Evet, bu bir dikdörtgen prizma. Yanda verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor. Hacim A çarpı B çarpı C idi. Burası A. Burası B. Burası da C olsun çocuklar. Tamam. Burası da C olsun. Tamam. O zaman ne olur? Hacim 11 santim çarpı 4 santim çarpı 3 santim. 4 kere 3 12 santimetre kare, 11 daha 132 santimetre küp olur. Cevabım B şıkkı olur. Dördüncü soruya bakalım. Yanda verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi 162 santimetre küp olduğuna göre yüksekliği kaç santimetre karedir? Burada bana hacmi vermiş. Hacim eşittir taban alanı çarpı yükseklikti, değil mi? Hacmi vermiş 162 santimetre küp. Taban alanı 6 ile 9'un çarpımı ne olur? 9 santim çarpı 6 santim çarpı h. Buradan 162 santimetre küp eşittir 6 kere 9 54 santimetre kare çarpı h. Yüksekliği bulabilmek için ne yapmam lazım? 162 santimetre küp bölü 54 santimetre kare. Buradan h ne olur? 3 santimetre. Çünkü buradaki santimetre kare ile buradaki santimetre küpün santimetre karesi gider. Santimetre çarpı santimetre karedir bu. Santimetre kareler birbirini götürürse burada santimetre kalır. 162'yi de 54'e bölersem ne olur? 3 santim. Yükseklik 3 santimetre olur çocuklar. Evet, bir sonraki soruya bakayım. Yanda verilen yapı 1 ayrıtı 3 santim olan eş küplerle oluşturulmuştur. Buna göre yapının hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi bir tane küpün hacmi, bakın burada bir tane küpün hacmi 1 ayrıtı 3. O zaman hacim ne olur hacim? 3'ün 3. kuvveti, yani 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 27 birim küp. Çocuklar bu sadece bir tane küpün hacmi. Bakalım bu yapı kaç tane küpten oluşmuş? 1, 1, 1, 2, 2, 3. O zaman hacim 1 artı 1 artı 1 artı 2 artı 2 artı 3. Ne olur? 1, 2, 3, 5, 7, 10. 10 birim küpten oluşmuş. Her birim küp 27, her bir küçük, yani 10 tane küpten oluşmuş. Her bir küpün hacmi de 27 birim küp olduğuna göre 27 çarpı 10
270 ne olur diyorum? Santimetre küp olur diyorum. Burada birim olarak santimetre vermiş çocuklar. Bütün birimleri santimetre olarak düşünün. Cevabım D şıkkı olur. Evet, bir sonraki soru. Yanda verilen yapının küp olabilmesi için en az kaç tane birim küp eklenmelidir? Yanda verilen yapının küp olabilmesi için diye soruyor. Bakalım şimdi burada 1, 2, 3, 4. 1, 2, burası da 1, 1, 1, 2, 2, 2, burası da 3. 3 artı 2 artı 2 artı 2 artı 1. Nasıl buluyorduk bu birim küplerin? Birim küpten oluşturulmuş yapıların hacimlerini nasıl buluyorduk? Böyle küpleri toplayarak buluyorduk. Ne oldu? Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4. Toplam ne olur burası? 3, 2 daha 5. 3, 2 daha 5. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 birim küp. Şimdi burada 14 tane birim küp varmış. Şimdi benim ne istiyor benden? Benden istediği burada 14 tane birim küp var. Kaç tane olmalıdır diye soruyor. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 olduğuna göre hacim 4'ün 3. kuvveti. 4 çarpı 4 çarpı 4. 4 kere 4 16, 16 kere 4 64 birim küp. Şimdi bana diyor ya yanda verilen yapının küp olabilmesi için diye soruyor. Küp olabilmesi için bir ayrıtının uzunluğu bakın 1, 2, 3, 4'tü. Bütün ayrıtlarının uzunluklarının 4 olması lazım. 4 çarpı 4 çarpı 4'te hacminin 64 birim küp olması lazım. Şimdi 64 birim küp hacim olması gerekirken burada 14 birim küp var. Benim kaç tane daha eklemem lazım? 64'ten 14'ü çıkarırsam 50 tane daha eklemem gerekir. A şıkkı olur cevabım. Evet. Yanda verilen prizmanın hacmi kaç santimetre, kaç birim küptür diye soruyor. Tamam, hemen şimdi o zaman kenarlarına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası 6. 1, 2, 3, 4. Ne olur? 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5. Yükseklik nedir? 1, 2, 3, 4 birim. Hacim ne olur? 6 kere 5, 30. 30'la da 4'ü çarparsam hacim 120 olacak. Hacim 6 birim çarpı 4 birim çarpı 5 birim 120 ne olur? Birim küp. Evet. Gördüğünüz gibi bakın burası 5. Burası 6. Tam karşısına yazdım ben 6'yı. Yüksekliğinin de 4 olduğunu görüyorum. Hacim neydi? 4 çarpı 5 çarpı 6'dan 120 birim küp. Bir sonraki soruya geçeyim. Ayrıt uzunlukları 6, 8 ve 10 santim olan dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir diye soruyor. O zaman nedir? Hacim A çarpı B çarpı C 8 santim çarpı 6 santim çarpı 10 santim ne olur? 6 kere 8, 48, 10 daha 480 santimetre küp. Cevabım D şıkkı olacak. Bir sonraki soruya bakıyorum. 9. soru. Yukarıda açılımı verilen dikdörtgenler prizmasının hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor. Ayrıt uzunlukları belli. 4 santim, 10 santim ve 20 santim. O zaman hacim ne olur? Hacim A çarpı B çarpı C. Ne yapmam lazım? 20 çarpı 10 çarpı 4. 20 çarpı 10 çarpı 4. 20 ile 10 çarpımı 200, 4 ile çarparsam 800 santimetre küp. Cevabım 800 santimetre küp. Bir sonraki soruya bakıyorum. Yanda verilen prizmanın tamamen dolması için kaç tane daha birim küp gerekmektedir? Tamamen dolması için. Şimdi buranın ne yapmam gerekiyor benim? Buranın hacmini bulmam gerekiyor. Hemen hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası 5. Burada 1, 2, 3, 4. Burası 4 birim. Yazamadım. Şimdi burası
burası nedir? 1, 2, 3, 4 birim. Burası da nedir? 5 birim. Çocuklar 5 bu, 6 değil. Tamam. Yan tarafta da ne var? 3 birim var. Yan tarafta da ne var? Burada da 3 birim var. O zaman hacim ne olur? Önce bir hacmini hesaplayayım. Hacim 4 birim çarpı 3 birim çarpı 5 birim. Bu da ne olur? 4 kere 3, 12, 5 daha 60 birim küp. Olması gereken 60 birim küpmüş. Benim içeride kaç tane küpüm var? Hemen sayalım. Burada 1 tane var. 1, 2, 3 tane var burada. Burada 1 tane var. Burada 1 tane var. Burada 1 tane var. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen toplayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 12. 60'dan 12'yi çıkarıyorsam çıkarıyorum. 48 birim küp daha gerekiyor. 48 birim küp daha eklenmelidir. Evet. Ne yaptım? Birim küpleri saydım. Çünkü şeklin ayrıt uzunluklarını buldum. Bakın buraya 3 yazmıştım. 3, 4 ve 5 olduğunu nereden buldum bunları ben? Bunları küpleri sayarak buldum. Ondan sonra hacim dedim. A çarpı B çarpı C, 3 çarpı 4 çarpı 5 hacminin 60 olması gerektiğini buldum. İçerideki yapıda 17 tane küp var. Pardon, kaç tane demiştik? 12 tane küp var. 60'tan da 12'yi çıkardım. Hacminin 48 tane daha küp eklenirse 60 olacağını söyledim. Bu kadar. Evet, burada ne var burada? Yanda verilen üçgen dik prizmanın hacmi kaç santimetre küptür? Hemen bakalım buraya. Şimdi burada diyor ki taban alanı nedir? Taban alanı üçgendir. Üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 5 çarpı 12. 5 santim, 12 santim çarparsam 60. 60'ı da 2'ye böldüm ne oldu? 30. Taban alanı 30. Yüksekliği de 20 olduğuna göre 30 çarpı 20'den 600 santimetre küp olur. Taban alanı neydi hacim? Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi burada ne var tabanda? Üçgen var. Üçgenin alanı nasıl bulunuyor? Dik kenarlarının çarpımlarının yarısı. 5 ile 12'yi çarptı 30. 30'u da 2'ye böldü. Pardon, 5 ile 12'yi çarptı 60. 60'ı da 2'ye böldü 30. Taban alanını buldu 30. Yükseklik de nedir? 20'dir. 30'da da 20'yi çarparsam ne olur? 600 santimetre küp. Bir sonraki soruya bakıyorum. Taban alanı 48 cm ve yüksekliği 12 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmini soruyor. Taban alanı çarpı yükseklik. O zaman ne olur hacim? 48 cm kare, yüksekliği 12 cm. O zaman 48 ile 12'yi ne yapacağım? Çarpacağım. Çarpayım 48 ile 12'yi. 576 cm küptür. 48'e 12 çarp. Zaten burada benim ekstra çarpmama gerek kalmadı. Taban alanını kendisi verdi. Hacmin taban alanı çarpı yükseklik olduğunu biliyorum. Taban alanını kendisi verdi. Yüksekliği de kendisi verdi. Bana sadece verdiği iki sayıyı çarpmak kaldı. Bir sonraki soru. Taban ayrıtları 12 cm ve 3 cm olan dikdörtgenler prizmasının hacmi 144 olduğuna göre yüksekliği nedir? O zaman ne olur çocuklar? Hacim 144 santimetre küp demiş. Taban alanını bulacağım ben. 12 ile 3'ü çarparsam 36 santimetre kare olur. Değil mi? 12 ile 3'ü çarparsam 36 santimetre kare olur. Yüksekliği de H ile gösteriyorum. O zaman buradan H ne olur? 144 santimetre küp bölü 36 santimetre kare. Ne olur? Santimetre kare ile santimetre küp kısalır. Burada 1 santimetre kalır. 144'ü de 36'ya bölersem ne olur? 144'te 36, 4 defa var. Evet. 4 santimetre. Cevabım aşık olacak. Bir sonraki soruya bakalım. Yanda verilen şekilde büyük dikdörtgenler prizmasından küçük dikdörtgenler prizması oyulup atılıyor. Tamam. Buna göre kalan cismin hacmi kaç santimetre küptür? Tamam o zaman çocuklar önce büyük hacimi bulacağız. Büyük hacim, buna benzer bir soru çözmüştük ders anlatırken, konu anlatımında. Büyük hacim
nedir? 7, 6, 10. 6 çarpı 7 çarpı 10. Ne olur 6 kere 7, 42 onla çarparsam 420 santimetre küp. Bu büyük hacim. Küçük hacim. Küçük hacim 5, 4 ve 8. 5 çarpı 4 çarpı 8. Ne olur? 4 kere 5 20, 2 kere 6, 2 kere 8 16. 160 santimetre küp olur küçük hacimde. 420 santimetre küpten de 160 santimetre küpü bulup çıkartırım. Kalan hacim. Büyük hacim. Eksi küçük hacim. Yer kalmadı çocuklar. Çıkarmayı burada yapıyorum. 0. 12'den 6 çıktı. 6. 260 olacak cevabı. Cevap B şıkkı. Büyük hacimi buldum. Küçük hacimi buldum. Büyük hacimden küçük hacimi çıkardım. Evet, devam edelim. Aşağıda verilen prizmalardan hangisinin hacmi en büyüktür? Hepsinin ayrı ayrı hacmini hesaplayacağım. 4 kere 6 24 onla çarparsam 240. 12 kere 5 65 ile çarparsam 300. 6 kere 8 48 3 ile çarparsam ne olur? 144. 4 kere 4 16 4 ile çarparsam 64. En büyük hacmi mi soruyor? O zaman 5 şıkkı olur. 300 olacak. 240, 300, 144, 64. Evet, en büyük hacim 300 santimetre. B şıkkının hacmi 300 santimetre küp. Cevabım B şıkkı. Gördük mü? Bulduk zaten. Bakın 300, 300, 240, 240, 64, 64, 144, 144. En fazla olan hacmi soruyor. En büyük hacim B şıkkındaki hacim. Evet, hepinize sağlıklı günler diliyorum.